işte tamam. Davut'la Mini'yi nerede tuttuklarını öğrendik. Güzel. Yaman adammışsın. Senin gibi bir iki adamım daha olaymış. Yalnız Celal Baba, bana sorarsan Davut'ları şimdi kurtarmayalım derim. Köstenceli uyanmamalı. Ben onu öpünce uyansın prensesim benim. Eyvallah. O köstenceli buraya gelecek. Hem de tıpış tıpış gelecek. Kim bilir daha neler gelecek başımıza. Yolun sonuna geldik. Ne olacak ki anne? Yeşim. Bir şey olmayacak oğlum. Bir şey olmayacak. Merak etme sen. Merak etme sen, tamam mı? Merak etme, tamam mı? Ölmedi benim babam. İnanmıyorum size. Mustafa! Mustafa! Sarp gibi adamın insafına kaldık iyi mi? Davut olsa bir şansımız olurdu belki. Bulacağız onu. Bize yaptıklarının hesabını ödeteceğiz ona. Hasan! Ağlayarak. Sarp'ın elinden kurtulmuştu değil mi? Doğru söylüyorsun. Onu bir arayalım. Belki bir şey yapabilir. Ben Mustafa'ya bakıyorum. Hemen yanına geleceğim ona. Mustafa! Alo. Başımız sağ olsun Melek kızım. Nasılsınız? Arayamadım da sizi. Sarp'ı buldum demiştin Hasan abi. Ne oldu? Bulacağım. Bulunca da önünüze atacağım. Ne kadar adamımız varsa topla hepsini. Düşün peşini. Bize oynadığı oyunun bedelini ödeteceğiz ona. Merak etme, sen içini rahat tut. Ava çıkıyoruz, ava. Yakalayacağız o hayvanı. Aptalsın Melek. İnandı Sarp. Müdürüm, her şey yolunda. Celal'le planı yaptık. Önce Köstenceli'yi buraya getireceğiz, sonra Celal onun işini bitirecek. Biz de ikisini de paketleyeceğiz.
İlk adımı atıyorum müdürüm. Beyler hazır mıyız? Hazırız abi. Hadi. Kardeşlerim, Celal babamız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Dualarımızı eksik etmeyelim. Babamız öldürüldü. O Sarp denen piç babamızı öldürdü. Acımız büyük. Ama şimdi yas tutmak zamanı değil. Şimdi gücümüzü göstermek zamanı. Şimdi intikam zamanı. O it ölmeden yas tutmak bize haram kardeşlerim. Senin harcın değil bu işler, al yanak. Ne diyorsun lan sen? Duydun dediğini. Senin çapını aşar bu iş. Bize sağlam adam lazım. Korkusuz. Ben varım işte. Var mı itirazı olan? Varsa çıksın karşıma. Hodri meydan. Hasan abinize biat edeceksiniz lan. Ya bana biat edeceksiniz ya da hem benim hem de rahmetli Celal babamızın hasmı sayılacaksınız. Var mı itirazı olan? Var. Al yanak. Var. Hazıra mı konacaktın? Lan sen bu kadar aptal mıydın? Kendi ölümüne ayaklarınla geldin. Geçmiştir al yanak. Kafam basmadıysa söyleyeyim. Burası benim. Bundan sonra Celal babanın nesi varsa hepsi benim. Sen hariç. Sen gidebilirsin. Lan müptezel. Ne dediğini bilmeyen bebe. Kolay mı lan o kadar o? Zor kısmı hallettik zaten. Sen kolay kısmısın. Ben Celal babayı gömmüş adamım. Ya bana bağlılığınızı sunarsınız ya da kan çıkarır lan. Lan Celal babayı sen... Çakal seni. Ne diyor lan bu? Konuşturacak mıyız hala? Dünkü çocuk mekanımızda bize racon kesecek ha. Çok konuşuyorsun be dal yarak. Var mı başka itiraz olan? Yapmayacak mısınız lan? Bir şey yapmayacak mısınız oğlum? Bu yavşağı mı bırakacaksınız mekanı? Şuna kapıyı gösterin. Yoksa sıkacağım kafasına. Şşş.
Celal babamızın tahtını sana bırakmayacağım. Polis. Kime diyorum, duymuyor musun? Haber verildi Melek Hanım. Gelirler. Ne zaman haber verildi? O polis Sarp'ın peşine bir an önce düşmeli. Gelirler Melek Hanım. Rahat olun siz. Bir gariplik var işim. Neymiş o? Ya ortada polis falan yok. Celal baba adım atsa peşine düşerlerdi. Adamlarda da bir tuhaflık var. Ne gibi? Bir şeyler dönüyor. Gizli kapaklı. Evet. Ben tedirginim. Mustafa'yı alıp bak. Hadi. Mustafa. 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 Volkan. Mustafa nerede? Dışarı çıktı. Ya böyle bir günde nasıl yalnız bırakırsınız ha? Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Lan nasıl bir şey olmaz, çekil! Mustafa! 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 Sürpriz. Kocam. Yaşıyorsun. Hadi canım. Gerçekten baba. Kızım, kızım. İnanmıyorum. Söyle ona. Baba, bütün bunlar ne demek oluyor? Tamam, gel. Tamam, anlatacağım. Oturun bakayım. Sakin olun. Bize bunu niye yaptın? Niye? Baba niye yaptın bize bunu? Evlat, görüyor musun? Bak ölsen bir dert, ölmesen bir dert. Kızım, kızım gel, gel, gel yavrum. Gel sakin ol, gel canım benim, gel. Niye bize oyun oynuyorsun? Niye korkutuyorsun bizi? Gülüm bak oynamak zorundaydım. Yoksa gerçek olacaktı. Beni öldüreceklerdi yavrum. Nasıl yani? Sarp sayesinde kurtuldum. Ne? Seni öldürmek isteyen Sarp değil miydi? Hayır. Sarp bana kurulan bütün oyunu bozdu. Niye bize söylemedin? Ya. Ben planı yaparken bu kadar terlemedim. Biraz soluklanın ya. Baba, peki hiç düşünmedin mi? Biz ne hissederiz, ne yaparız? Ya seni öldün sandık. En azından bize haber verebilirdin. Vakit yoktu kız. Düşman içimize kadar sızmıştı. Tepkilerinizin gerçek olması gerekiyordu. Bir de merak ettim ne kadar üzüleceksiniz diye. Gelin bakın, gelin. Şimdi bakın, beni iyi dinleyin. Bu oyunu devam ettiriyoruz, tamam mı? Henüz tehlike geçmiş değil. Ben ölmüşüm gibi ağlamaya devam. Anlaştık mı? Tamam mı? Mustafa, nasılsınız? Vallahi baba sen yaşıyorsun ya, gerisi önemli değil. İşte bu kadar. Ama yavrum ya sen buna yaşamak mı diyorsun ha? Baksana şunlara yahu. Beni gördüklerinden üzülmüş gibilerdi. Ha? Bakayım benim aslan koçum.
denen şerefsiz Celal'in mekanına çöktü. Herkes bana sırt çevirdi. Siz de gidin. Hadi gidin ulan. Abi biz seni tanırız. Öldürelim abi. Biz seni tanırız. Sert de kimmiş abi? Eyvallah koçlar. Eyvallah. Selami nerede? Ne oluyor lan? Konuşsanıza. Hasan abi. Bu sert denilen manyak Selami öldürdü. Selami. Selami öldü mü? Maalesef abi. Anladın lan, nasıl oldu bu iş? Anlayamadık. Birden ortaya çıktı. Tak diye sıktı Selami'nin kafasına. Vay, 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 vay. Selami. Zarflarım ne oldu? Para? Hasılat nerede? Sarp onları da aldı abi. Nasıl lan? Benim paramı mı aldı? Ulan herif benim paramla yanındaki adamları tutmuş. Yeter ulan! Ulan, ulan piç. Sen yettin artık. Abi, benim. Buyur Alenak. Söyle. Abi, bu Sarp Çakalı Celal'in mekana çöktü. Herkes de bunun yanında yer aldı abi. Kim lan bu Sarp? Nereden çıktı? Alenak ne oluyor orada ya? Piyangodan çıktı galiba şerefsiz. Abi, bizim operasyona çökecek bu. Bu iş onunla olmaz. Konuştuğumuz gibi. Sevkiyatları seninle yapacağız. Eyvallah abi. Celal'in işinin başında sen olmalısın. Onun tırları, sevkiyat düzeni falan. Bize lazım onlar. Abi bitirelim artık şu çakalı. Benim bir fikrim var. Kolay bir yolu var. Söyle neymiş? Şimdi biz Mestan cinayetini bu Sarp'a yıktık ya. Polis de hala o yaptı sanıyor. Arayalım polisi. Zaten kebapçı da lavuk. Bizim de kafamız o. Oh, rahat olsun. İyi fikir değil mi? İyi fikir değil be Alınak. Niye abi? Polis işini bir şekil halledebilir. Garantisi yoktur polis işinin. Celal'in adamları bile biat etti biliyorsun. Ne yapacağız peki? Ben garanticiyim. İçeride olması çözüm değil. Çözüm? Mezara girmesi. Ne diyorsan o abi. Yalnız çabuk gelmen lazım. Geldik zaten. Buralardayız. Eyvallah. Şimdi görürsün lan sen. Her şey aramızda kalacak. Polis zaten benim öldüğümü bilmiyor. Anlaştık mı? Ne diyorsun o? Ah Celal. Ne ağlayanakmış. Gülüm. Hadi siz bir çıkın, elinizi yüzünüzü bir yıkayın kendinize. Gelin hadi can. Aslan koçum oh. Benim. Hadi bakalım. Mustafa'yı alayım. Hadi kuzum. Mustafa. Baba. Sıkıntılı bir mesele var. Bir türlü söyleyemedim sana. Ne oldu? Mert senin öldüğünü öğrenince Sarp'ı öldürecekti. Telefonuna da ulaşamıyorum, açmıyor. Cehennemde telefon mu buldun Celal baba? Nereden anladın ölmediğimi? Ne önemi var? Beni niye oyunun dışında bıraktın? Öyle gerekiyordu evlat.
Evlat lafı da ağzından düşmez oldu bu aralar. Gördüm ikinizi. Vay. Senden bir şey kaçmaz. Biliyordum. Bilmediğin şey şu. Eğer biraz daha geç ortaya çıksaydın, o evlat dediğin adam nalları dikecekti. Babanın intikamını alacaktın demek. Güzel. Ama Sarp bizden. Sen de oyun bitmeyecek be kebapçı. Bayağı güzelmiş bizimki. Evlat. Dinle. Başımız büyük belada. Bu köstenceli denen adam yaşadığı sürece bize rahat huzur yok. Ne yapacağız, plan ne? Sonra anlatacağım. Tamam. Beni görmeseymiş, Sarp'ı öldürecekmiş. Ah baba, ah. Neler yaşattın bize? Söyle, dinliyorum. Aliyana köstenciliği aradı. Geliyormuş. Güzel. Her şey istediğimiz gibi. Abi, bu şerefsizin gırtlağına çökmemek için zor tutuyoruz kendimizi. Şşş, sakın. Sakın. Yüzüne gülün, yanından ayrılmayın. Her attığı adımdan haberim olacak, tamam mı? Tamamdır Sarp abi. Eyvallah. Kolay gelsin, iyi miyiz beyler? İyiyiz abi. Baksana sen. Seni eğer bir saat önce görseydim yemin ederim bir kaşık suda boğardım seni. Bilmiyorum ne yaptın. Nasıl yaptın? Ama Celal'im bana geliverdi. Sağ ol. Yeşim Hanım. Teşekkürünüz bu kadar sertse... Gazabınızı görmek hiç istemem. Gel. Otur. Mekanına çöktüm Celal Baba. Haberin olsun. Aferin sana. İyi etmişsin. Zorluk çıkardılar mı? Ne hadlerine? Desturu senden aldı hepsi. Alıyana kudurmuştur şimdi. Aramıştır hemen sırtını dayadığı adamı. Aradı bizimki hemen köstenceliği. Güzel. Gelsin bakalım. Uluslararası kancığımız. Şimdi kulaklarını aç beni, iyi dinle. Bu köstenceli seni arayacak, görüşmek isteyecek. İş konuşalım diye seni güvenli bir yere çağıracak. Orada pusu kurup işini bitireceksin. Öleceğim yani. Ne olmuş? Bir kereden bir şey olmuyormuş. Bak kendimden biliyorum. O buluşmada bitireceğiz köstenceliği. Ava giderken avlayacağız. Onu ben öldüreceğim Sarp. Yakacağım. Yalnız aklıma takılan bir konu var da. Nedir? Çakmağın hızı bitmesin. Sürekli çakıp çakıp duruyorsun.
Sen yok musun sen? Seni de üzdük ama. İkinizin sayesinde en acı ve en mutlu günümü bir arada yaşadım. Sana söyleyecek çok şeyim var. Ama nereden başlayacağımı bilemiyorum. Daha demin örneğini istiyordum. Ama şimdi babamın hayatını kurtaran adam olarak karşımda duruyorsun. Vazifemi yaptım. Doğru olanı yaptım. Teşekküre gerek yok. Senin yaptığını kimse yapmadı bize Sarp. Bana babamı geri verdin. Hadi Sarp hadi git artık sen. Belli ki bugün teşekkür faslı bitmeyecek. Sağ ol. Ne haber ekip? Neyle uğraşıyoruz Musa? Esnaf cinayeti. Parmak izleri bir işe yaramıyor. Çok fazla parmak izi var tabii kebapçıda. Aynen. Sende ne var Selim? Aslında elimde bir şey var. O da Mesdan'ı tek kişinin asamayacağı ihtimali. Sarp yardım mı almış diyorsun yani? Suç ortağı mı? Olabilir. Bilmiyorum. O asılma düzeni tuhaf. Yani adamı yukarıya çekip uzak bir noktaya ipi bağlamak. Çok fazla güç ister. Herif domuz gibi güçlü belki de. Tamam diyelim adamımız dana kadar kuvvetli. Ama mekana baktığımda belli ki kavga çok sert geçmiş. Yani bence yorgun bir adamın bunu yapabilme ihtimali neredeyse imkansız. Tarp'ı bulalım da yerisi kolay. Zorlarını onu sakla. Bir mesele daha var. O asmış ya da yardım almış. Bu çok önemli değil. Mesele başka. Sema'nın söyleyeceği şey çok ilginç. Allah Allah. Şimdi ben Sarp'ım diyelim. Tartıştım adamla, kavga ettim, öldürdüm. Sonra da astım tavana. Niye? Ya manyaksın herhalde ama bir şey söyleyeceksin sanırım. Evet. Neden? Neden yapsın böyle bir şeyi? Korkmuyor mu Celal'in gazabından? Meydan okuyor belki de. Sarp aptalın tekiyse meydan okusun. Birazcık akıllı biri öldürdüğü adamı gizler. Öyle bayrak gibi göndere çekmez. Celal'e meydan okumak ölmek demek. Yırtmak için ufacık bir şansın varsa bunu yok etmek istemezsin. Aptallığına yanmasın o zaman. Var mı başka bir şey? Celal'in mahallesinden herhangi bir haber. Sıra dışı bir şey duydunuz mu? Kulağınıza bir şey çalındı mı? Yok. Hayır. Tamam, kolay gelsin. Bu hep böyle mi? Artist artist hareketler. Yani Mert işte. Rüzgarı sever. Müdüre de mahcup etti bizi. Yalancı çıkardı. Vallahi öyle. Onun yüzünden azar işittik. Aa, bu arada Musa. Efendim? Beni desteklemene ihtiyacım yok.
Sema'nın söyleyeceği şey çok ilginç falan gibi laflar etme. Kendimi ifade edebilirim. Bindiğin arabanın patladığından, senin öldüğünden kimsenin haberi yok. Güzel. Sarp'ı polise verecek misin? Evlat, yapma böyle. Celal babanı kurtardı, sen de biliyorsun. İyi peki, tamam. Baba. Al yanak dış kapıdan giriş yapmış. Ne yapacağız? Ölmüşüm gibi davranmaya devam. Tamam. Şu gelişe bak, şu gelişe. Ulan iç. Köstenceli gelene kadar keyfini çıkar hayatın. Nedir durum? Polis sıkıntı çıkardı mı? Yok Hasan abi. Patlayan arabayı çektiler. Birkaç soru sorup gittiler. Topladılar mı babamızın bütün parçalarını? Toplandı abi. Mortaşım. İnşallah güzel bir cenaze yapacağız babamıza. Yapalım kardeşim. Babamıza son vazifemizi layığıyla yerine getirin. Hadi. Kolay gelsin size. Sağ ol abi. Yenge. Yenge. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun Hasan. Ne güzel kadınsın sen. Güçlü. Vakur. Gibi dostlar bize güç veriyor Hasan. Melek. Sen artık benim kızımsın. Tamam mı? Tamam Hasan. Var mı bir ihtiyaç? Tek bir şeye ihtiyacımız var. Sen de onu çok iyi biliyorsun. Sarp'ı getir bize. Ya 10 numara plan yapmıştım. Ama kebapçıyı bastı Sarp. Basmakla kalsa iyi. Bir de mekana çöktü. Ne diyorsun? Adi herif. Baba. Mustafa.
diyorsun sen? Abi. Söyle Mustafa, konuş oğlum. Hasan abi. Babamı hatırlayıp duruyorum. Babam ölmedi değil mi? Söylesene. Ben ne diyeyim be oğlum? Yapma, üzme daha fazla bizi. Tamam. Hadi git odada, biz burada bir şeyler konuşuyoruz. Korktu çocuk. Zor şeyler yaşadı tabii. Kabullenemiyor. Ulan Sarp, yatacak yerin yok. Sen de hala burada oturuyorsun. Gidip yapsana bir şey. Ya şimdi ben diyorum ki, siz kadınlar Sarp'ı bir arasanız. Mesela sen arasan Melek. Hangi sebeple arayacakmışım? Tebrik etmek için mi? Dur, kızma hemen. Sen ararsan ışınlanır o dediğin yere. Ne işim olur benim onunla? Ya bir işin olmaz. Ona lafım yok. Ama bu Sarp çakalı sen kadınsın diye küçümser. Tedbirsiz davranır, yalnız gelir. Hangi sebeple arayacağım? Şüphelenmez mi? Buluruz, uydururuz bir şey. Sen hede, çağır onu bir kuytuya, gerisini bana bırak. Baksana sen. Kadınların arkasına saklanıp iş çevirme. Bireyinin gücüyle hallet. O zaman sonuna kadar destek oluruz sana. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Git. Neyse raconu, ona göre hallet meseleyi. Racon diyorsun. Eyvallah yenge. Git artık, al yana git. Hadi. Ben kaçayım artık. Ne oldu? Celal Baba'nın kokusunu alıyorum. Yemin ediyorum. Burada. Bu evde. Her yere kokusu sinmiş. Çok özleyeceğiz onu, çok. Kar oluyorum. Ben daha fazla duramayacağım burada. Yalnız herif bayağı iyi oynuyor Melika. Oyunculuğuna laf yok canım. Lan Celal, öldün gittin hala dert çıkarıyorsun. Hadi bakalım toplanın, gidiyoruz. Hemen Hasan abi. Abi misafirim var.